O kadar basit olacak ki her şey. İnanın elimizi bile çok fazla kirletmeyeceğiz. Biraz sarımsak soymak istiyorum ben. Kabuklarını soyalım. Yaklaşık 5-6 diş sarımsağa ihtiyacım olacak benim. Tek yapmanız gereken bunları soyup robota koymak. İlk önce sarımsaklarımızı içine koyduk ve bir tur robotumuzu döndüreceğiz. Evet, sarımsaklarım oldu. Biraz tereyağı kullanacağım ben. Yalnız oda sıcaklığında olmasını istiyorum. Kalan sarımsaklar önemli değil, onlar tereyağıyla da karışacak. Bu kadar yeterli olacak sanıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tereyağı var burada. Bir turda böyle çevireceğiz. Evet, bu da hazır. Şimdi işte işin en önemli yerine geldik. Biber salçası. Burada küçük bir önerim olacak. Bu benim anneciğimin benim için hazırladığı biber salçası. Eğer hazır marketlerde satılan biber salçası kullanacak iseniz mutlaka 2'ye 1 oranında domates salçası da ekleyin. Çünkü tadı çok keskin oluyor ve bir süre sonra bir acılık vermeye başlıyor. Şimdi bir açıp kontrol etmek istiyorum ben. Hepsinin iyice karışmış olması gerekiyor çünkü. Tereyağınız gerçekten çok yumuşak olsun. Benimki biraz soğuk kalmış. Evet, bir kere daha açacağım. Şimdi bu kıvam çok iyi. Bu aşamada ben ekmek kırıntısı ekleyeceğim. Birkaç kaşık ekleyerek başlayın. Çok katı olmasını istemiyorum. Ben çünkü bunu direkt ekmeğin üzerine bir sos gibi süreceğim. Baharatları da en son ekleyeceğim. Kıvamını kontrol etmek istiyorum. Evet, çok güzel oldu. Şimdi cevizlerimi ekleyeceğim. Cevizleri önceden kırmanıza gerek yok. Burada yaklaşık 1 su bardağı kadar ceviz var. Biraz içinde bütün kalsın. Hepsini koyuyorum. Bu aşamada baharatlarımızı ekleyelim. Bolca tuz ekliyorum. Hiç eklemedik bu aşamaya kadar. Biraz karabiber ekleyelim. Az bir şey. Çok az da yeni bahar ekleyeceğim. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Ben şu şekilde göstereyim. Elde etmek istediğim kıvam aynen buydu.